Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 20. bölüm. Dedikodu ve kovuculuk. Bil ki Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de gıybeti kınamış ve gıybet edeni ölü eti yiyene benzeterek şöyle buyurmuştur. Birbiriniz hakkında gıybet yapmayın. Sizden herhangi biri ölmüş din kardeşinin etini yemeyi sever mi? Hiç şüphesiz bu iğreneceğiniz şeydir. Hucurat Suresi 12. ayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümanlara kanı, malı ve ırzı haramdır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dedikodudan sakınınız çünkü dedikodu zinadan daha ağır bir günahtır. Zira zina eden kişi tevbe edince tevbesi kabul edilebilir. Fakat dedikodusu yapılan kimse affetmedikçe dedikoducunun affedilmesi mümkün değildir. Bir hadiste de gıybet eden kimse sapan Kur'an çocuğa benzer. Sağa sola taş atması gibi gıybet eden de iyi amelini öteye beriye atar buyurulmuştur. Başka bir hadiste ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mümin kardeşini lekelemek gayesiyle arkasından çekiştiren kişiyi Yüce Allah kıyamet gününde cehennem köprüsü üzerinde sözünü geri almadıkça yoluna devam etmesine izin vermez buyurmuştur. Bir hadiste gıybet şöyle tarif edilmiştir. Gıybet, Müslüman kardeşini arkasından hoşuna gitmeyecek sözlerle anmandır. Yani insanın arkasından isterse vücut eksikliğini, isterse soy, ister sözünde veya davranışlarında var olan bir kusurdan dolayı bunların hepsi gıybettir. Hatta bir kimseyi elbisesi, paltosu veya bineğinden dolayı küçümsemek de gıybettir. Selefi Salih'in bildirdiğine göre birinin arkasından elbisesi uzun ya da kısa diye konuşmak bile gıybettir. Buradan hareketle onun bedeni ile noksanlıklarını konuşmanın gayet olması gayet tabidir. Rivayet olunur ki bir gün bazı konularda bilgi edinmek üzere Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem kısa boylu bir kadın gelir. Kadın çıkınca Hazreti Ayşe Allah kadına ne kadar kısa boy vermiş deyince Peygamberimiz gıybet ettin ey Ayşe diyerek onu ikaz etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Gıybetten sakınınız. Çünkü o afet getirir. Zira gıybet edenin duası kabul edilmez, iyi ameli kabul edilmez ve kötülükleri de birikir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kovuculuğa yani söz dolaştıranlar cennete giremez. Denilir ki Allah bütün mahlukatı dil sahibi olarak yarattı. Fakat balığın dili yoktur. Meselenin hikmeti şöyledir. Yüce Allah Hazreti Adem'i yarattığında meleklere ona secde etsinler diye emrettiğinden şeytan hariç bütün melekler Adem'e secde ettiler. Bunun üzerine Yüce Allah şeytana lanet edip katından kovdu. Cennetten kovulunca yeryüzüne inen iblis ilk olarak denize iner ve ilk karşılaştığı canlı balık olur. İblis ona Hazreti Adem'in kara ve denizde yaşayan her türlü canlıyı sulayabileceğini söyler. Balık da bu haberi diğer canlılara ulaştırır. Bundan dolayı Yüce Allah balığın dilini kökünden yok eder. Amr bin Dinar'ın anlattığına göre Medine ehlinden birinin yine Medine'nin kenar mahallelerinde oturan bir kız kardeşi vardı. Kız hastaydı. Adam bazen ziyaretine giderdi. Günün birinde kız öldü. Kardeşi ölüsünü kefenleyerek onu toprağa gömdü. Sonra evine döndü. Bu sırada para cüzdanını kabre düşürdüğünü hatırladı. Yakın bir arkadaşını yanına alarak kabrine gittiler. Kabri kazdılar ve para cüzdanını buldular. Ölünün erkek kardeşi arkadaşına sen biraz uzaklaş ben kız kardeşimin nasıl olduğuna bir bakayım dedi. Üzerindeki toprağı kaldırarak mezarı açtı. Bir de gördü ki kabir yanıyor. Adam hemen annesine gitti ve bana kız kardeşimin önemli huylarını anlat dedi. Annesi kız kardeşim kapı komşularının kapı arkasına saklanıp kulağını kapılara dayardı. İçerideki konuşmaları dinleyip başkalarına anlatırdı. Adam o zaman laf taşımanın kabir azabına sebep olduğunu anladı. Öyleyse kabir azabından kurtulmak isteyen kimse dedikodu yapmaktan ve laf taşımaktan kaçınmalıdır. Hikaye olunur ki Ebu Leys el-Buhari hac için yola çıktı. Cebine 2 dirham alıp gerek Mekke'ye giderken gerekse dönerken biri hakkında laf taşıyıp dedikodu edersem şu 2 dirhemi fakirlere dağıtacağım diyerek yemin etmişti. Mekke'ye varıp hacca eda ederek evine döndü. Fakat 2 dirham hala cebindeydi. Bunun üzerine şu kısa fakat manası büyük olan cümleyi söyledi. Kim dedikodu ederse kıyamete yüzünü yazılı olarak gelir.
Enes bin Malik'ten rivayet olunduğuna göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Miraç gecesi tırnaklarıyla yüzlerini yırtan ve leş yiyen bir grubu gördüm. Cebrail'e bunlar kimdir dedim. Bana bunlar dünyadayken başkalarının ölü etini yiyen yani dedikodu yapanlardır dedi. Hasan-ı Basri der ki vallahi gıybet dine vücuttan koparılan bir et parçasının bedene verdiği zarardan daha ağır zarar getirir. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Mümin kardeşinin gözündeki çöpü görürsünüz de kendi gözünüzdeki daha büyük çöpü görmezsiniz. Bildirildiğine göre Selman-ı Farisi, Ebu Bekir ve Ömer ile beraber sefere çıkmışlardı. Selman yol arkadaşlarına yemek pişiriyordu. Bir yerde mola verdiler. Fakat Selman yiyecek bir şey hazırlamamıştı. Bunun üzerine onu yanında yiyecek bir şey var mı yok mu diye bakıp alması için Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiler. Selman yiyecek bir şey bulamadı ve arkadaşlarının yanına boş döndü. Ebu Bekir ve Ömer kendi aralarında onun için Selman su almak için filan kuyuya varsa kuyu kurur dediler. Bunun üzerine şu ayet indi. Birbirinizin arkasından çekiştirmeyin. Sizden birisi ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Hiç şüphesiz ondan tiksiriniz. Yani tiksiriniz. Hucurat suresi 12. ayet. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Dünyada mümin kardeşinin etini yene, kıyamette dedikodusunu yaptığı kişinin kokusu getirilir ve ona dünyada iken dirisini yediğin bu leşi ye şimdi denir. Daha sonra Ebu Hureyre şu ayeti okumuştur. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Cabir bin Abdullah el-Ensai der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dedikodu yapıldığında derhal kokusu duyulurdu. Bu da dedikodunun azlığından dolayıydı. Şimdi ise dedikodu o kadar çoğaldı ki her yeri koku bastığı için insanlar hissetmiyor ve kokusu fark edilmiyor. Bu misalde olduğu gibi derece atölyesine giren bir kişiyi düşün. Adam kokunun ağırlığından dolayı orada fazla duramaz. Oysa orada çalışanlar bu kokudan hiçbir rahatsızlık duymadan orada yer içerler. Burunları alıştığı için bu kokuyu artık hissetmezler. Bu da dedikodunun günümüzdeki durumuna benzer. Kap der ki, bazı kitaplarda okuduğumuza göre dedikodudan tevbe edenler cennete en son olarak girerler. Dedikoduda ısrarlı olanlar cehenneme ilk önce girenler. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. İnsanları arkadan çekiştirip göz kaş işaretiyle alay edenlerin vay haline. Mümezzeh suresi 1. ayet. Bu ayet Velid bin Mughire hakkında nazil olmuştur. Çünkü Velid Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün Müslümanlar hakkında alay ediyordu. Gıybet edene her an tevbe gerekir. Gıybetini yaptığı şahsın helalliğini alması zorunludur. Dedikodu karşı tarafa ulaşmadan Allah'tan af dilemeli. Çünkü dedikoducu haber karşı tarafa varmadan tevbe ederse bağışlanabilir. Fakat dedikodu haberi karşı tarafa ulaşırsa kul hakkı söz konusu olduğundan bağışlanması helalleşmeyle olur. Allah daha iyi bilir.